Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Everest KM-RX9 klavye incelemesi yapacağız. Klavyeyi Neon 1 üzerinden aldık. Yaklaşık 85 lira tuttu. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş açmaya başlayalım. Evet, bu ürün bizim elimize yaklaşık 5-3 gün içerisinde ulaştı. Aras Kargo'dan geldi önümüz. Şimdi ürünü inceleyecek olursak, ürünümüzün arkasında metal kasa bulunmakta. Faremizde 6 tane tuş bulunmakta. 2 tanesi sol tarafta olmak üzere. 12 tane ışık seçeneği bulunmakta. Yaklaşık şuradan görmüş olduğunuz üzere 830 gram klavye ağırlığı, 40 mm klavye inceliği, klavyesinin kablosunun uzunluğu 1.8 metre. Farenin asıl önemli olan kısmı DPI'yi. DPI hassasiyeti 800, 1200, 1600, 2400 olmak üzere ilerliyor. Bu DPI'nin az olması iyi bir şey eğer savaş oyunu oynuyorsanız. Çünkü ağır hassasiyet olduğu zaman dürbünlü silahlarla daha iyi nişan alabilirsiniz. O yüzden bu güzel bir özellik. 1.8 metrede faremizin ipten oluşan kablosu var. İpten oluşması da iyi bir şey çünkü hemen ucu kırılmıyor ipten olan kabloların. Son olarak da faremizin ağırlığı 125'e artı eksi 10 gram demiş. Artı eksi 10 gramda bahsettiği içinde demir ağırlık bulunmakta klavye fareyi ağır tutması için. Şimdi dilerseniz ürünümüzü yavaş yavaş açalım. Şurada görmüş olduğunuz üzere multimedya tuşları FN, F1'den F12'ye kadar ses arttırma, azaltma, susturma, müzik açma, kapama gibi tuşlar bulunmakta. Şimdi ürünümüzü açmaya başlayabiliriz. Şurada bir tane şeffaf bant bulunmakta. İlk önce bunu açıyoruz. Evet, açtık. Şuradan da iki tane yer var. Açalım. Evet, klavyemiz son derece ergonomik bir klavye. Kutusu da gayet hoş bir kutu. Şöyle görmüş olduğunuz üzere altı metal kasadan oluşmakta. Biraz ağır bir klavye. Yaklaşık 1 kiloya yakın var. Tuşlara basacak olursak son derece sessiz. Mesela şu an gitgide daha sert basmaya başlıyorum tuşlara. Bu kadar yani son ses. Daha yükseği yok. Tuşlar gayet yeterli büyüklükte. Ortada herhangi bir su dökülürse veya gazoz dökülürse klavyenize bir şey olacağını zannetmiyorum. Temizlemesi ve toz tutması açısından da kolay temizlenebilen bir klavye. Şimdi tuş kombinasyonlarına geçecek olursak, şurada gördüğünüz FN tuşuna basılı tutarak şu tuşa basarsak klavyemizin renkleri değişiyor arkadaşlar. Aynı şekilde FN tuşuna basılı tutarak buna bastığımızda müzik, ses kısma, ses arttırma, susturma, müziği durdurma, önceki müzik, videoyu duraklatma ve başlatma, sonraki müzik, e-posta, ana sayfa ve bu FN F11 tuşuna bastığımız zaman klavye çalışmıyor tamamen, yani tüm tuşlar kilitleniyor. Eğer olur da klavyeyi açtığınızda klavyem çalışmıyor derseniz FN F11 kombinasyonuna basabilirsiniz. FN F12 kombinasyonuyla da klavyenizde hesap makinesini açabilirsiniz. Son olarak da FN Page Up ve Page Down tuşlarıyla ekran parlaklığınızı artırıp azaltabilirsiniz. Bu da aynı şekilde oyun oynarken gece vaktinde önünüzü görmediğiniz zaman ekran parlaklığınızı arttırmanızda önemli bir rol oynuyor. Evet, şimdi dilerseniz fareyi açalım, bir de fareye bakalım. Evet, fare görmüş olduğunuz üzere benim elim yaklaşık bir 15 santim vardır ve farenin de boyu yaklaşık bir 15 santim kadar, ele oturan bir fare. Eğer eliniz benim gibi ince uzunsa biraz fare sizin için ideal olacağını düşünüyorum. Yani tam elime oturdu şu anda. Onun dışında tıkladığımız zaman şöyle bir ses geliyor. Keza DPI'lara bastığımız zaman da böyle ses geliyor. Üstteki DPI tuşumuz da bu şekilde. Yandaki DPI'ları kuvvetli yapmışlar. Ben daha önce SGM X7 kullandım. Çok çabuk kırılabilen ve açıkçası dandik plastiğe sahipti. Ancak bunun gayet iyi hassasiyeti. Onun dışında terleme önlemek için yukarıda hafif bir plastik kullanılmış. Çok sert bir plastik yok. Evet, şimdilik ürünümüz bu kadar. Birazdan klavye fare testi yapacağız. Videoyu şimdilik duraklatıyorum. Şu anda klavye ve faremizi bilgisayara takmış bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere şöyle ucu
ince ipten oluşuyor. Gayet kuvvetli. Dış tasarım da oldukça hoş. Aynı şekilde faremizin de ön jakı bu şekilde ipten oluşmakta. Gayet güzel bir tasarım var. Şimdi faremize gelecek olursak, faremizin şu an mavi renkli olduğu kombinasyonu var. Yaklaşık 800 DPI. Şöyle. Daha sonra mor DPI var. Bu da yine 1200 DPI'ye yakın. Kırmızı olduğu 1500-2000 DPI yaklaşık. Ve en son mora geliyor. Morda da yaklaşık 700 DPI oluyor. Gayet yavaş. Onun dışında klavyemizin şöyle ışık seçenekleri var. FN ve şu ışık tuşlarına basarak ışığı açıp kapama şeyleri var. Kombinasyonları var. Tekrar bastığımızda normal artıyor. Azalıyor ışığı. Ve şuradaki FN ile PCA PCA down'a basarak da klavyemizin ışığını ayarlayabiliyoruz. Arttırıp azaltabiliyoruz. Şimdi şu kombinasyonları az önce anlatmıştık zaten. Dediğimiz gibi müziği açıyor, kapatıyor ve benzeri işlemleri görüyor. Şimdi dilerseniz bir fareyi bilgisayar üzerinde aim booster üzerinden test edelim. Evet, şu anda aim booster üzerinden faremizin hız testini gerçekleştiriyoruz. Şu anda yaklaşık 700 DPI'da faremizin hızı. Evet, şimdi başlayalım. Evet, gayet farenin hızı normal. Şu an elimi hafif hareketlerle sürükleyerek şey yapıyorum. Herhangi bir zorlama yok. Şimdi DPI'yi biraz daha arttırdım. Şimdi daha kolay yapıyorum şu hareketi. Şu an yaklaşık 1000 DPI bildiğim kadarıyla veya 1200 DPI olması lazım. Şimdi 2000 DPI'ye, pardon, şu an 800 DPI. Gördüğünüz üzere biraz daha yavaş. Gitgide yavaşlamaya başladı. Şimdi 1000 DPI aldım yaklaşık olarak. Biraz daha hızlandı. Şimdi 1200-1500 civarını aldım. Ve son olarak 2000 aldım. 2000 de son derece hızlı fare. Tepkisi gayet normal ve hızlı ve son olarak 800'e geri döndü. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım size yeterince bilgili olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.